Komiserim. Doğdu mu güneşiniz? Anladım, doğmamış. Zira bizimki de doğmadı. Geceden beri buradayız. Farkında mısınız? Gidin dediniz. Gittik. Teşhis de ettik. Görevimizi de yerine getirdik. E'si müvekkilim oğlunu yeni kaybetmiş bir baba. Acıdan ayakta duramıyor adam. Yine de gıkı çıkmadan bekliyor. Aramızda acısına rağmen çalışmaya devam edenler de var. Değil mi Sayın Avukat Bey? Ya maalesef evet. Hepimizin başı sağ olsun. Rıdvan'ı da kaybettik. Ama yine de bu acılı babaya bir cevap vermek gerek. Ve biz hiçbir şey öğrenemiyoruz. Salim Bey'i kim öldürdü? Siz alıp gelmediniz mi adliyeden? Nasıl oluyor da Ümraniye'de ölü bulunuyor? Yani bunu bilmek hakkımız yani. O hakkım bende saklı Avukat Bey. Zamanı geldiğinde bilgi değil de alırsın. Ama şimdi bekleyeceksin. Bilmiyorum. Her bilmiyorum cevabı sorgunu bir saat uzatır. Anladın? Gideceksin. Kesik kim? Nerede söyleyeceksin? Ekle amiri bir saat daha. Baş üstüne savcı. Ölmek istemiyorum savcı bey. Ağzımı açmam ölmem demek. Konuşacaksın. Oğlum bak şimdi şöyle yapacağız. Sen bana kesiği vereceksin, ben de seni tanık koruma programına alacağım. Ne çete, ne bir başkası kimse seni bulamaz. Karşında Cumhuriyet Başsavcısı var. Emri şu an bile verebilirim. Aynı kardeşimi koruduğun gibi mi? İvan burada öldü. Polislerin ortasında. Bu mu koruma? Kardeşin kendini öldürdü. İnfaz ettiniz belki. Hoşlan! Doğru mu hoşlan? Ne diyorsun lan sen? Amir. Şimdi şöyle yapacağız. Sen bana kardeşimin katilini vereceksin. Ben de sana keseki. Şşş! Hayırdır lan? Pazarlık mı yapıyorsun lan? Vallahi bak tavanı asarım. Amir dedim. Yeter. Kardeşim polisin silahını alıp kendini öldürdü. Elimizde kayıtlar var. Kayıt beni bağlamaz. Belki montajladın sen. Katili getir.